Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramda lokum gibi et nasıl bir şey onu göstereceğiz. Öncelikle tenceremizi böyle koyduk. Altı, ama ağır bu tencere, altı yandı. Koydum kızmaya. Ondan sonra kuşbaşı doğradığımız etlerimizi böyle... Yağlı bu taraf yapalım, yağlı lezzetli olur. Evet, şimdi bunları böyle bir dağıtalım. Ne kadar? Evet arkadaşlar, küt noktası şimdi bunun altını açtık ya. Şimdi böyle kapağını kapatacağız. Evet, kafam. Evet. Şimdi böyle kendi kendine biraz sulanacak bu. Ondan sonrasını aşama aşama gösterelim. Yarım saat sürmeden bu et lokum gibi olacak. Ben şimdi bir taraftan da pilav yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi tereyağımızı erittim, eriteceğim. Ondan sonra da nasip olursa inşallah pirincimizi de yıkadık. Böyle. Bu karıncalar da biraz fazla olmaya başladılar. Fırsatçı karıncalar. Etimiz de bu şekilde arkadaşlar. Adam bak. Oh. Böyle sulanacak. İyice sulanacak. Bu lokum gibi. İçilişi pişmesi için püf noktası bu. Şimdi pilavımız bir tereyağımız da erisin de. Hadi. Biraz çok mu oldu tereyağı? Olsun, lezzetli olmuş. Neydi? Ben severim tereyağımı pilavı. Bir ölçüğünü alsam mı neysin? Ete batarım. Evet, tereyağımız eridi. Şimdi pirincimizi dökelim. Şu pirinçlerin alacağım, aynı kalmaz. Ve oh, mis. Bu tereyağı. Pilav iş koş. Enfes. Aş koş. Biraz böyle kavrulsun. Ben de pirinçlerini falan dökeyim leğendeki. Evet, biraz kavrulurken şöyle sulasalım ki lezzetli olsun. İki çay kaşığı da bardak. Şu kaşığı da pirinç falan ver. Dökeyim. 1,5 bardak pirinç ver. Ocağım da demirli değil. Hayır. Biraz rahatsız edir beni. Evet arkadaşlar, şöyle kendimle yaptığım için biraz şey olur, kimsenin tutması lazım. Hepiniz de bu şekilde pişip durun bari. Of of of. Biraz sonra kapağını açacağım, onu göstereceğim. Şimdi burada da birazcık bir su var. Zaten nohutunuz var. Bu tavabında yoruluptaydı, haşlanmış nohut. Kızlar! Evet, şimdi nohutlarımızı işte karıştırdık. Şimdi de dediğim gibi davet uzuzlara geldirilip iki çekile. Çekiyi ben de karıştıracağım. Yoksa bu demir hiç güzel değil bu ocağın. Hiç tavsiye etmem. Size bir istemir olmaz. Bak abiler. Hiç güzel değil. Hep koyuş. Aha, şimdi kavrul diye biraz suyunu bir dökelim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Beni de vallahi göz kararı batırın. Pilava çok güvenmiyorum pilavımı ama yine de şükür idare eder. Pilavıma güvenmiş olsaydım pilavı şeyi de videosu da çekerdim. Biraz üstünü böyle suyunu açtı.
Ondan sonra birazcık daha su döküyelim, sonra kapağını kapatalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Kalksana. Evet arkadaşlar, etimiz bakın şimdi muhteşem, 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 muhteşem. Tut. Evet, el değiştirdik. Bak şimdi. Lokum kıvamında. Bu can kebap tadındadır. Can kebap. Aynı. Küfnaftası kebapçı tarifi. Ben hayatta yağlı et yemem. Ama bu başka bir şey ya. Başka bir şey. Şimdi kapağını kapatayım. Biraz daha bile kendi kendine olsun. Hubişene kadar ben de burada mevsim salatası yapacağım. Maydanoz, domates, salatalı, biber, mısır, yeşil soğan yok, kuru soğan da atacağım, güzel olur. Evet canım, bu dişim pazardan gelmeden benim bunu halletmem lazım. Yoksa yanına konuşamam. Ha şimdi yapacağımız şey harabiyle birazcık tuz. Bir de çay kaşığı bulursunca karabiber, çünkü karabiber lezzet verir. Şimdi böyle bir karıştıralım. Bak şu ana olmak üzere bitti. Lokum gibi lokum. Lokum kıvamında. Aynı caz kebap. O sabah caz kebap koftasın. Tavsiye ederim. Bu şekilde başka hiçbir şeye gerek yok. Kıdamım taşma. Şimdi bunu bir üstünden kafanı kapatıp kendi kendine bu tamam altında kapatacağım hemen. Hemen kapatayım onu pencereyle. Ağzımda kapatayım pilav demine bu salatayı yapana kadar tamamdır. Evet arkadaşlar, bunlar kışın sıktığımız limonlar. Limon şeyler dur torbasına koymuştuk. Şimdi mısırınızda bakalım hemen de alabilirsiniz. Evet. De. İşte bu. Zeytinyağımız. Limonun içinde bunlar zaten. Aha, tuzuna batak. Soğan doğrayacağım daha. Evet, şimdi pilavımızı ve etimizi... Enfes! Çok güzel oldu. Evet, salatamız da hazır. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, zil sallayıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.